أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Değerli arkadaşlar, Müşecca serisi El-Kitab-ı Temhidi giriş kitabının 8. dersiyle beraberiz. 8. dersimizde isim cümleleri üzerinde uygulamalara devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde gördüğümüz isim tamlamalarını başka bir isim cümlesi yapısı içerisinde uygulamaya ve tekrar etmeye devam edeceğiz. Yani bir anlamda hala isim cümlesi dairesindeyiz. İsimli yapıların dışına çıkmıyoruz. Sadece isim kullanıyoruz. Türkçedeki Arapça kelimeleri, özellikle isim olanlarını bir anlamda buraya, bu zemine çekerek hareket alanımızı Türkçe kelimelerin olduğu yapılar üzerinde yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Limen hazel kitab. Evet, bu dersimizde limen kalıbı üzerinde duracağız. Li artı men. Dolayısıyla öğreneceğimiz yeni tek şey li'dir. Men'i biliyoruz, kim demek. Limen, kimin, kimin için. Limenil mulk, mülk kimin? El yevm, bugün. Yüce Allah kıyamette seslenecek insanlığa. Limenil mulkul yevm, bugün mülk kimin? Hükümranlık kimin? Evet, li. Aidiyet ifade ediyor arkadaşlar. Türkçe'de leh, bu bazen le şeklinde de gelir karşımıza. Kendisinden sonraki sese bağlı olarak bir değişim arz eder. Leh, leh, aleyh diye bir şey var Türkçe'de. Lehimde, işte o. Lehi biz Arapçadan almışız arkadaşlar. Li, kimin, kime ait? Limen hazel kitab, bu kitap kimin? Hazel kitabu, hazel kitabuyu biliyoruz şu ana kadar. Efendim, hazel kitab, bu kitap li Muhammed, Muhammed'in, Muhammed'e ait bir kitap. هَذَا كِتَابُهُ Bu onun. Evet arkadaşlarım, ifade ettiğim gibi yeni eklediğimiz şey li'dir. Muhammed'e ait, Muhammed'in. Bunu bir başka şekilde şöyle de ifade edebiliyoruz. هَذَا كِتَابُهُ Bu onun kitabı. Muhammed'i kastederek bu onun kitabı. Bir önceki dersimizde bunu işlemiştik. Yani limen hazel kitab, bu kitap, bu kitap kimin? Limen hazel kitab, ben bu kitaba, bu soruya iki şekilde cevap verebiliyorum. Hazel kitabu li Muhammed, haza kitabuhu, birini kastederek bu onun kitabı diyebilir. لمن هذه الساعة؟ anlaşılıyor. هذه الساعة ليحيى يحيانا هذه ساعته ikinci bir söyleyiş. Maksat daha önce gördüğümüz yapıları yeni bir kalıp içerisinde tekrar etmek. لمن هذا القلم؟ هذا القلم لمصطفى هذا kalemuhu, onun kalemi. Peki, limen hazel misbah? Evet, bu lamba kimin? Hazel misbah li Hasan. Hasan'ın. Haza misbahuhu, bu onun lambası. Limen hazel defter?
Hâze defter kitap olarak çıkmış arkadaşlar. Hâze defter li Muhammed. Muhammed'in. Hâze defteruhu. Bu onun defteri. Limen hâzihi d-darrâce. Hâzihi d-darrâce. Bisiklet. Hâzihi d-darrâce tu li İbrahim. Hâzihi d-darrâce tuhu. Onun bisikleti. Şimdi vel-ân. Şimdi câe devruke. Sıra sende. Limen hâzihi l-bint. Bu fazla çıkmış arkadaşlarım. Limen hâzihi l-bint. Kız çocuğu olduğu için hâzihi diyoruz. Limen hâzihi l-bint. Evet. İstediğiniz şekilde cevap verebilirsiniz. Hâzihi l-bintu li Ali. Hâzihi l-bintu li Ali'in. Hâzihi bintuhu. Evet. Limen hâzel veled. هذا الولد لخليل هذا ولده خليل هو onun çocuğu. لمن هذا الكرسي bu kürsü kimin هذا الكرسي evet للطالب talebenin هذا كرسيه bu onun sandalyesi. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ onun kürsüsü bütün arşı, yerleri, gökleri kaplamıştır. Evet. Hükümranlığı anlamında. لِمَنْ هَذَا الْمِفْتَاحُ bu miftah kimin? هَذَا الْمِفْتَاحُ لِعَائِشَ Ayşe'nin. Dikkat ederseniz bir önceki sayfada hep eril isimler kullandık. Erkeğe yönelik isimler kullandık. Şimdi dişillere, bayanlara yönelik kullanarak onlara ait zamiri perçinlemiş, tekrar etmiş olacağız. لِمَنْ هَذَا الْمِفْتَاحُ هَذَا الْمِفْتَاحُ لِعَائِشَ onun nasıl deriz? هَذَا مِفْتَاحُهَا erkek için مِفْتَاحُهُ bayan için مِفْتَاحُهَا لِمَنْ هَذِهِ السَّيَّارَةِ هَذِهِ السَّيَّارَةِ لِنِحَال هَذِهِ سَيَّارَتُهَا bu onun arabası. O bayanın arabası. لِمَنْ هَذِهِ السُّورَةِ bu resim, fotoğraf kime ait? هذه الصورة للمهندسة مهندسة آيت بيان مهندسة آيت هذه صورتها Evet arkadaşlarım, aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Maksadımız isimli yapıları biraz daha geliştirmek. İsimleri kelime olarak isimleri biraz daha zenginleştirmek, kelime servetimizi arttırmak. لِمَنْ هَذَا الْكَأْسُ bardak kimin? هَذَا الْكَأْسُ لِفَاطِيمَ Fatma'nın. هَذَا كَأْسُهَا bu onun bardağı, kasesi. لِمَنْ هَذَا الْمَاءُ bu su kimin? هَذَا الْمَاءُ لِلْمُدِيرَ müdire hanımın. هَذَا bu onun suyu diyelim. هَذَا مَاُهَا peki. لِمَنْ هَذِهِ النَّظَّارَةِ gözlük, nazar. هَذِهِ النَّظَّارَةِ لِعَزِيزَةِ Azize'nin. هَذِهِ نَظَّارَتُهَا bu onun gözlüğü. Çok güzel. Peki. والآن şimdi جاء دورك sıra sizde. لمن هذه البنت evet buyurun. هذه البنت لي evet burada ها
ha zamiri olduğuna göre dişil kullanacağız. هذه البنت لي شيماء. Şeyma'nın. هذه ikinci söyleyişimiz بنتها. لمن هذا الولد؟ Kimin? هذا الولد لإبراهيم diyebiliriz. هذا affedersiniz yanlış söyledim. Burada dişilleri uyguluyoruz. O zaman buraya dişil bir isim koyalım. هذا الولد لسارة سارة'nın. هذا ولدها bu onun oğlu. لمن هذا الكرسي yine bir bayana ait olsun. هذا الكرسي لي evet. هذا الكرسي لي سلمى. هذا كرسيها. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Yine daha önce gördüğümüz zamirler üzerinde bu kalıbı uyguluyoruz. لمن هذه التفاحات elmalar. Tufah genel isim. Genel cins adı oluyor elmanın. Tufahat dediğiniz zaman elmalar çoğul. هذه التفاحات لك bakın li la oldu. Ke zamirinden dolayı. Lika denmiyor Arapçada, leke deniyor. Alam nashrah leke. Hadi tufahatu leke ke erkeklere, karşımızdaki muhatap erkeğe yönelik bir zamirdi. Sana ait senin beyefendi. Bu elmalar senin beyefendi. Diğer söyleyişimiz hadi tufahatu ke. Bunlar senin elmaların. Evet. Elmaların. Peki efendim. لمن هذه الموزة؟ Bu muz kimin? هذه الموزة لك senin efendi. هذه موزتك senin muzun. Bu sana ait muz. Türkçe'de söylediğimiz gibi. Bu sana ait muz. Bu senin muzun. Senin muzun. لمن هذه البرتقالة؟ هذه البرتقالة لك. Senin beyefendi. هذه برتقالتك. Evet. Peki efendim. Devam ediyoruz. والآن جاء دورك. Siz buyurun. Sıra sizde. لمن هذه الحديقة؟ Bahçe kimin؟ هذه الحديقة لك. Artık şeyimiz sabit. Senin beyefendi. هذه evet söyleyelim. حديقتك. لمن هذا السكر؟ Bu şeker kimin؟ هذا السكر لك senin beyefendi. هذا bu senin şekerin. سكرك. لمن هذا الفطير؟ هذا الفطير لك senin beyefendi. فطير neydi؟ Börek. لمن هذا الفطير؟ هذا الفطير لك. هذا فطيرك senin böreği. Evet. Şimdi bir başka öğrendiğimiz geçen derste muhatap zamir, o da bayanlara yönelik ki zamiri. لمن هذه البقلاوة؟ Baklava kimin? Kim yapmış bunu? Bağlamında. هذه البقلاوة لك senin, sana ait. هذه بقلاوتك bu sana ait bir baklava. Senin baklavan. لمن هذا الفرن؟ Fırın kimin? هذا الفرن لك. Senin hanımefendi. هذا فرنك. Senin fırının. لمن هذا هذا الزيتون çıkmış ama yanlış olmuş. لمن هذه السمكة؟ Burada var. لمن هذه السمكة؟ Bu balık kimin? Evet.
هَذِهِ السَّمَكَةُ لَكِ. Senin hanımefendi هَذِهِ السَّمَكَةُكِ. Evet. Peki efendim. وَالْآنَ جَاءَ دَوْرُكُ. Sıra sizde. لِمَنْ هَذِهِ الْحَدِيقَ demiş ama yanlış olmuş. Zeytun olacak. Bir önceki sayfada vardı. Resimler kaymış. لِمَنْ هَذَا الزَّيْتُونُ diyeceğiz. Evet. لِمَنْ هَذَا الزَّيْتُونُ. Evet. هَذَا الزَّيْتُونُ لَكِ. Senin hanımefendi. هَذَا زَيْتُونُكِ. هَذِهِ değil. هَذَا. هَذَا زَيْتُونُكِ. Peki efendim. لِمَنْ هَذَا الْفُسْتُقُ. Bu fıstık kimin? هَذَا الْفُسْتُقُ لَكِ. Senin hanımefendi. هَذَا فُسْتُقُكِ. Evet, bu senin fıstığın. Peki efendim. Yine هَذَا olacak. Şurada elif olacak. Peki efendim. لِمَنْ هَذِهِ الْلَيْمُونَةِ. Bu limon kimin? هَذِهِ الْلَيْمُونَةِ لَكِ. هَذِهِ لَيْمُونَةُكِ. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Bu defa benim, bana ait diyeceğiz. Geçen dersimizde onu gördük. لِمَنْ هَذِهِ الزَّهْرَةِ. Bu çiçek kimin? هَذِهِ الزَّهْرَةُ لِي. Benim derken li benim. هذه زهرتي benim çiçeğim. لمن هذا الخبز. Evet, bu ekmek kimin? هذا الخبز لي. هذا evet söyleyelim. خبزي. لمن هذه السلطة. Bu salata kimin? هذه السلطة لي benim. Bu benim salatam. هذه سلطتي. Peki efendim. والآن جاء دورك. Şimdi sıra sizde. لمن هذا الشاي. Evet, buyurun kendini söyleyin. هذا الشاي لي. Evet. لي bana ait. Uzatıyoruz. Benim çayım. هذا evet. شاي. İkinci söyleyiş. لمن هذا الجبن. Evet. Peynir kimin? هذا الجبن لي. Bu benim peynirim. هذا جبني. لمن هذا العصير. Meyve suyu kimin? هذا العصير لي. هذا asiri. Evet arkadaşlarım, bu uygulamalarımızda efendim çok sayfaya daldı ama öğrendiğimiz şeyler. هذا قلمه. هذا قلمها. O bayanın. هذا قلمك. Bu senin kalemin. هذا قلمك. Bu senin kalemin bayan. هذا قلمي. Bu benim kalemim. Evet. O kadar. Öğrendiğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. أهذه الساعة. Bir de lam harfi sadece zamirle kullandık. نعم. هذا القلم له. O erkeğin. هذا القلم لها. O bayanın. هذا القلم لك.
Sen erkek. Senin. هَذَا الْقَلَمُ لَكِ Sen bayan. Senin. هَذَا الْقَلَمُ لِي Benim. لَهُ O erkeğin. لَهَا O bayan. لَكَ Sen erkeğin. لَكِ Sen bayanın. لِي Benim. Bana ait. Kalemuhu, diğer söyleyişimizi de yapalım, onun üzerinde uygulayalım. Kalemuhu, o erkeğin kalemi. Kalemuha, o bayanın kalemi. Kalemuke, sen beyefendi, senin kalemin. Kalemuki, sen hanımefendi, senin kalemin. Kalemi, benim kalemim. Şimdi bununla ilgili... Son ecib bi nefsike, kendi kendinize cevaplayın ödev mahiyetinde. Ehâdihi s-sa'atu leki. Evet, ki dediğine göre karşımızda bayan var. Bayan, bu saat senin mi? Birkaç şekilde cevap verebiliriz. Nam, hâdihi s-sa'atu li. İkinci söyleyiş. Hâdihi s-sa'ati. Olumsuz cevap verseydik. La hadihi s-sa'atu leyset li. Hadihi leyset s-sa'ati. İkinci şekilde. Hel hadihi s-sa'atu ki? Yine bayandan gidiyoruz. Bayan, bu senin saatin mi? Naam, hadihi s-sa'ati. Olumsuz verseydik. La hadihi leyset sa'ati. Biraz önce de ifade etmiştik. Aleyset nokta nokta sa'atuke. Aleyset hadihi sa'atuke. Bu senin saatin değil mi? Olumlu cevap verelim. Bela hadihi sa'at. Veya bela hâzihi s-sa'atu li de diyebilirim. Hel hâzihi nokta nokta leke. O zaman hel hâzihi s-seyyâratu leke. Olumlu cevap. Naam. Hâzihi s-seyyâratu li. İkinci söyleyiş. Hâzihi s-seyyârati. Olumsuz cevap verseydik. La hâzihi s-seyyâratu leyset li. هَذِهِ لَيْسَتْ سَيَّارَتِي اَهَذِهِ نُقْتَ نُقْتَ لَكِ اَهَذِهِ النَّظَّارَةُ لَكِ Bayan var karşımızda. Gözlük sizin mi bayan? نَعَمْ هَذِهِ النَّظَّارَةُ لِي Olumlu cevap. لَا هَذِهِ النَّظَّارَةُ لَيْسَتْ لِي Peki. Hel hâzihi deyip artık istediğimiz soruyu bu bağlamda sorabiliriz arkadaşlarım. Burada bitiriyoruz. 9. derste buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet olun diyoruz efendim.